Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda dijital medya ile ilgili konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz çok önemli. Bütün ticari işletmeler, kişisel çalışanlar için çok önemli bir konu dijital medya. Hepimizin çok iyi bilmesi lazım. İşte bir konuğumuz var. Şu anda kendisiyle hem dijital medya hem de yaptığı işle ilgili konuşacağız. Dijital medya danışmanı Feyza Nur Demirbaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi gerçekten çok önemli. Aynı alanlarda faaliyet gösteriyor sayılırız. Evet. Bunları konuşacağız ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Tabii ki. Feyza Nur Demirbaş ben. Aslen İstanbulluyum. Dijital medya danışmanıyım. 6 yılı aşkın süredir bu mesleği icra ediyorum. Aslında benim bölümüm sosyoloji. Aslında bir sosyologum ama hiç kendi mesleğimi yapmadım. Sektörde alaylı olarak ilerlemeyi seçtim. Hani küçük yaşlardan beri, 18 yaşımdan beri üniversiteye başladım ama tamamen reklam ajanslarında çalışarak, onların her kademesini deneyimleyerek kendime bir meslek edindim, öyle ifade edeyim. Editörlük, grafik tasarım, pazarlama, sosyal medya uzmanlığı gibi her alanı deneyimledim. Bunların sonucunda da 6 yıllık bir kariyerin sonucunda da bir yöneticilik teklifi aldım. Bir markanın kuruluşundan o markayı geliştirip devam ettirme sürecine kadar bir yöneticilik görevi üstlendim ve burada da yaklaşık 15-16 kişilik bir kadro yönettim. Devamında da artık bunun bana yetmediğine karar verip kendi markamı kurma sürecine adım attım. Şu anda da yine kendi küçük çekirdek bir ekibimle birlikte markaların sosyal medya, web site gibi dijital süreçlerini yürüttüğüm bir işim var. Şu anda kendi işimi yapıyorum. Harika. Peki, dijital medya danışmanı ne demek? Biraz açalım mı konuyu? Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz şu anda teknoloji çağındayız ve artık sosyal medya önemli midir diye bir soru bile sormamız yanlış olur. Web sitelerinden tutun da sosyal medyanın tüm mecralarında, reklamda, pazarlama alanlarında artık tamamen geleneksel medyayı bırakıp biraz daha dijitale ilerlemiş durumda her iş. İşte biz de bu noktada dijitalleşmek isteyen markalara ya da içerik üretici hesaplara, kişilere bir hedef ve süreç sunuyoruz. Yani biz dijital medya uzmanları olarak kişiye diyoruz ki bize gelin, sizin gerekirse kurumsal kimlik çalışmalarınızdan, logo çalışmalarınızdan başlayarak sosyal medyanızı, web sitenizi, tüm reklam çalışmalarınızı, influencer marketing alanınızı genişletelim, bizimle beraber olun, bunların hepsini yenileyelim, ekibimizle tanışın, gerek fiziki gerek online görüşmelerle sizi sosyal mecrada var edelim, eğer varsanız da daha iyi hale getirelim. Tabii ki bunları yaparken de onlara analizler, raporlar sunarak onlarla mutlaka örneğin biz bir müşteriyle tanıştığımızda bizimle hemen çalışmak istediğinde kendisine diyoruz ki hani lütfen bize bir hafta bir süre verin, biz sizi araştıralım, rakiplerinizi araştıralım, hedef kitlenizi belirleyelim ve bunun sonucunda size bir sunum hazırlayalım. Ve sizin de kafanızdaki tüm sorular hani tamamen çözülmüş olsun, biz neler yapacağız bununla alakalı. Kişiyi tamamen doyurarak ve hedeflerini öğrenerek ilerlediğimiz bir süreç. Aslında kişileri dijital mecralarda var etmek diyebiliriz ya da geliştirmek diyebiliriz. Peki, şunu sormak isterim. Şimdi dijital medya deyince dediniz ya, internet sitesinden, logosundan, kurumsal evet. kimliğine her şeyle ilgilenebiliyoruz. Mesela bu ayaklardan biri size bağlı olmazsa içiniz rahat etmez mi çalışırken? Beni çözmüşsünüz. Şöyle söyleyeyim ben size. Biz bu konuştuğumuz alanların hepsini yapıyoruz. Ancak örneğin o an çok yoğunluk ya da ekstrem durumlar olabilir. Bu tip durumlarda web sitenin örneğin yapamadığımızı düşünelim. Çözüm ortaklarımız var. Yani artık siz de bilirsiniz kendi sektörünüzde yol kat ettikçe size yakın meslekteki kişilerle ahbap olursunuz. Aynı network'ün içinde bir yer edinirsiniz ve dolayısıyla bu anlamda çevreniz genişler. Bizim de bu anlamda çözüm ortaklarımız var. Beraber çalıştığımız eğitmenlerimiz ve bunlarla biz böyle az üst ilişkisi değil de daha çok birbirimizi besleyen ilişkilerdeyiz. Aslında bu sektör buna çok açık bir sektör. Genç ve dinamik bir sektör çünkü. Dolayısıyla bu tip durumlarda biz destek alıyoruz ama tabii ki de şunu söylemek mümkün değil. Yani bırakın farklı bir firmayla iş ortaklığı yapmayı, ben kendi kontrol etmediğim bir işte bile, kendi ekibimden bile olsa, yani en son adımı ben atmasam bile içim rahat etmez. Yani müşterime gidene kadar ben görmeliyim. Kendi yaptığım işi belki bir başkası kontrol etmeli. Hani kontrolcü biriyim. Dolayısıyla evet, dediğiniz doğru ama her türlü bu alan geniş bir alan. O yüzden birbirimizden besleniyoruz, öyle söyleyeyim. Peki bu alanda başarılı çalışmalar yapmak için sizce tüm alanlar birbiriyle uyumlu mu olmalı? Mesela bazı ticari işletmeler
sadece Instagram hesabına önem verin, internet sitesine önem verin. Bu başarılı bir hareket olur mu mesela? Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bizim markamızın ne hedeflediğiyle alakalı. Örneğin eğitimciysek YouTube'u kullanmalıyız. Podcast'leri, Spotify'ı kullanmalıyız. Udemy'yi kullanmalıyız. Ya da bizim markamızı geliştirmeye yönelik hedefimiz varsa Instagram'ı kullanmalıyız. Ancak orta yaş bir gruba hedef kitlemiz buysa ve o gruba yöneliyorsak eğer Facebook'u kullanmalıyız. Ya da bir yöneticiysek, network'e ihtiyacımız varsa, yaptığımız işleri, portfolyomuzu göstermek istiyorsak LinkedIn, Behance gibi alanları kullanmalıyız. Yani aslında burada sosyal medya uzmanının, dijital medya uzmanının ilk etapta bunu belirlemesi gerekiyor. Biz zaten müşterilerimiz geldiğinde bize biz Instagram'ımızı yönettirmek istiyoruz dediklerinde hayır. Önce biz sizi inceleyelim. Hangi alanlara ihtiyacınız var bunları öğrenelim. Bunların sonucunda başlayalım diyoruz. Kabul ediyorlar mı? Şöyle kabul ettiriyoruz. Yani biz kendi çok haklısınız yani bu konuda birazcık maalesef sorunlu durumlar oluyor. Sektör yeni, gelişmekte olan bir sektör. Çok fazla değeri anlaşılmayan bir sektör şu an için en azından. İleride daha iyi olur umuyorum. Ama bunu anlamadıkları zaman da kendi prensiplerimiz gereği bunun böyle olması gerektiğini onlara anlattığımızda zaten en azından diyorlar ki demek ki bir bildikleri var. Bunu diyen müşteriyle zaten iyi şekilde devam edebiliyorsunuz. Demeyenle de olmamış oluyor. Çok problem olmuyor. Ancak şu çok önemli. Bir web sitenin ve sosyal medyanın aynı elden çıkması benim açımdan kendi ekibimde her birini yapan olduğu için söylüyorum. Çok önemli. Çünkü örneğin web sitesi çok modern olmayabiliyor. Biz sosyal medyada gayet trendleri yakalasak da, rakiplerimizi geçmeye çalışsak da, gayet hoş bir istatistik izlesek de web sitesi zayıf kalabiliyor. Bu tip durumlarda da bu senkron tutmadığında dolayısıyla aynı perspektiften bakamıyor oluyoruz. O da müşteriye yansıyor, satışlara yansıyor. O yüzden tabii tek elden olması, en azından bannerların, logonun, birkaç görsel değişikliğin yapılması bana göre önemli. Peki dijital medyada ne beklemeliler firmalar? Mesela yani çünkü beklentiler çok büyük Türkiye'de. Evet. Nasıl beklentiler içinde olurlarsa tatmin olabilirler? Öncelikle takipçi sayısı, beğeni gibi materyallere değil de daha çok etkileşimlere aslında bakılması gerekiyor. Yani bu durumda açıkçası müşterinin çok anladığı bir durum değil. Ama biz şöyle bir şey yapıyoruz. Bilmiyorum bunu Türkiye'de yapan var mı artık nasıl bir yöntem izliyor diğer ajanslar? Bana göre hani daha çok etkileşimi önceleyip müşterileri ikna etmeye çalışıyorlar ama ben ekibimle birlikte yeni bir yapılanmaya gittim. Ve müşterimize diyoruz ki biz sizin için sizinle çalışmaya başladığımızda aylık şekilde size raporlar sunuyoruz. Ve bu raporlarda smart hedef yöntemleriyle size aylık şekilde smart hedeflerimizi belirliyoruz. Örneğin A markasıyla çalışmaya başladık. Bu A markasının raporunun en sonunda smart hedef yöntemiyle birinci ay hedefiniz belirlenmiştir. Hedef budur diye örneğin işte 100 takipçiden işte 500 takipçiye çıkıyoruz. Ortalama beğenimiz bu. Erişimlerimizi bu kadar yapmak istiyoruz diye işin başında böyle bir hedef koyuyoruz kendimize. Zaten aslında bunu yapmak, bunu müşteriye söylemek çok riskli bir durum. Bu sektörde anlayacaklar. Hatta belki bazı kişiler bana diyecektir ki hani ateşle oynamışsınız, neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Ama inanın bu amacı belirlemediğinizde o sayılara ulaşmanız mümkün olmuyor. Zaten bunu yapmak bizim elimizde. Yani biz bu işin uzmanı olarak nasıl o kitleye ulaşacağımızı biliyoruz. Nasıl takipçimizi arttıracağımızı, beğenilerimizi arttıracağımızı biliyoruz. Bir de bunu müşteriye sunduğunuzda o zaman tatmin oluyor. İşte biz bu yöntemi yaparak müşterilerimizi o bir ayın sonunda tatmin ediyoruz. Ve o sayı örneğin 500 değil de 400 bile olsa müşteri en azından diyor ki ya siz bize bir rakam verdiniz ve yaklaştınız çok iyi gidiyor. Ki zaten genel olarak oluyor. Yani dolayısıyla biz bu böyle artık madden de kişiye bunları açıkladığımızda ve ulaştığımızda daha sağlıklı süreçlerin ilerlediğini düşünüyorum ben. Peki, şimdi bu işi yapmak isteyenler, size o ateşle oynuyor musunuz diyenlere evet. Mesela neler önerirsiniz ya da bu işi yapmak isteyenlere nasıl çalışmak lazım? Bence bu işi yapmak isteyenler hani bu işin illa bir eğitimi olması gerekmiyor. Ben dediğim gibi kendim sadece sertifikalarla, yüksek lisans eğitimleriyle bunu geliştiren biriyim. Ama kesinlikle eğitim değil. Daha çok sektörde öğrenilen bir iş olduğunu düşünüyorum. Eğitim bunun ekstrası daha da güzel olur tabii ki yani bu konuda %100'üm. En önemli iki şey var. Bence birincisi yaratıcı olmak, ikincisi de devamlı gelişmeleri takip edebiliyor olmak. Çünkü sektör çok hızlı değişen bir sektör. Şöyle söyleyeyim, 5 ay önce Facebook'tu, şimdi Meta diyoruz.
Yani bu kadar köklü değişimlerin bile sık sık yaşandığı, devamlı akımların çıktığı, yeni mecraların aramıza katıldığı, dolayısıyla sürekli öğrenmeye açık bir alan. Bugün ben de siz de yeni gelişmeleri takip ettiğimizde şaşırıyoruz ve hemen onların içine girmeye çalışıyoruz. Çünkü bu bizim işimiz. Bunları takip etmek için biraz özverili ve meraklı olmak gerekiyor. Bir de yaratıcılık kısmı var. Yaratıcılık kısmı da şu şekilde, bir grafik tasarımcı ya da bir web tasarımcıya dört duvarın arasında iş yaptırmak çok zor. O yüzden onların daha rahat edebileceği ortamlarda yaratıcılıklarını sınırlandırmadan çalışmaları çok önemli. Ve bu sektörde olan herkesin de bence yaratıcı olması gerekiyor. Bu iki durum olduktan sonra biraz da iş disipliniyle bu konuda bence çözülemeyecek hiçbir şey yok. Peki siz yaratıcılığınızı geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle söyleyeyim. Ben sıfırdan bu işe başladım. Bu işe başlarken en önemsediğim şey aslında kendi sevdiğim, zevk aldığım şeyi yapıp paramı kazanmaktı. Koç Holding'in dijital medya danışmanıyla çalıştım ben. Freelance olarak başladım işime. Ve yıllarca sürdü işbirliğimiz. Halen de kendisiyle işbirliklerimiz devam ediyor. Artık ben bir marka olmuş oldum ama tabii ki. Dolayısıyla o aşamadan buraya gelmek çok güzel. Ve ben bu süre içinde tamamen şunu yaptım. Şöyle burayı bir oda düşünelim, bir reklam ajansı düşünelim. Bu reklam ajansının bir kısmında grafikerler var, bir kısmında işte web designerlar var, sosyal medya uzmanları var. Ben haber editörlüğü yapıyordum. Birkaç yıl geçtikten sonra editörlüğümün üzerinden hepsinin yanına gidiyordum, yaptıklarına bakıyordum. Ne yapıyorsunuz? Bana da anlatın. İşte ben de bakayım, ben de yapayım. Gidiyordu herkes, akşam mesaiye kalıyordum. İnanın. Artık patronlarım bana gelip diyordu ki git. Neden gitmiyorsun? Hani çünkü neden biliyor musunuz? Benim amacım kendimi geliştirmek. Yani ben burada patron için durmuyorum. Patronun işini ben zaten mesai saatlerimde yaptım. Ama şu an artık benim için önemli. Çünkü hiçbir zaman yetmiyor. Yani kendini geliştirmeye açık, yaratıcı insanlar için hiçbir zaman öğrendiğiniz yetmez. Benim de bu hesap oldu. Devamlı öğrendim, devamlı öğrendim. Stajyerlerimiz gelmeye başladı. Küçük küçük ekipler yönetmeye başladım. Yöneticilik becerilerim de tamamen çekirdekten oradan yetişmiş oldu. Yani dolayısıyla merak, araştırma ve gerçekten kurcalamayla şu anda YouTube'da, Photoshop'tan Illustrator'a kadar her şeyin sıfırdan anlatımı var. İnanın ben hepsine %100 hakim değilim ama işimi görecek kadar biliyorum hepsinden. Bu da benim için yeterli oluyor. Zaten bu alanın bir profesyoneli var. Eğer kendinizi geliştirmek ve yetebilmek istiyorsanız da bence bunları öğrenmek gerçekten önemli. Kesinlikle. Dünyanın en büyük ansiklopedisine birkaç saniye uzaklıktayız. Kesinlikle. Yani. Her şeyi öğrenebiliriz. Peki ileriye dönük hedefleriniz neler? İleriye dönük hedefim şu. Türkiye'de online sanal ofis yönteminde ve tamamen freelance bir şekilde çalışma prensibinde bir ajansa dönüşmek istiyorum. Şu anda benim küçük bir ekibim var. Freelance şekilde çalışıyoruz. Pandemi ve ekonomik koşullar dolayısıyla. Ancak bunu ileride zaten böyle bir sistemde geliştirmek istiyorum. Yani fiziki bir ofistense kişilerin yaratıcılıklarını geliştirebileceği, tamamen farklı işlerle de uğraşırken aynı zamanda işlerini de yapabilecekleri rahat ortamlarda sadece işte markanın yüzlerinin dışarıda sahada olabileceği belki. Hani bu da ben olabilir, başka partnerim olabilir. Ama böyle rahat bir şekilde kişilerin verimli çalışmasını sağlayabilecek bir iş sistemini geliştirmek istiyorum. Şu an bunun çok başındayım. Ama ben böyle kendime çok 10-20 yıllık hedefler koyan biri değilim. Daha böyle gerçekçi personalardan bakmaya çalışan biriyim. Dolayısıyla 1-2 yıllık hedeflerimin içinde de bu yaptığım işi geliştirmek, bu konuda bir önce olmak ve iyi iş yapmak var. Harika. Peki son olarak hem dijital medyayla ilgilenenlere hem ticari işletmeleri kullanması gereken, dijital medyayı verimli kullanması gerekenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle etrafınızdan bizim çocuk yapar, grafik tasarımcı var, işte şu matbaadaki çocuğa yaptıralım gibi durumlardan, düşüncelerden kurtulun. Bunlardan kurtulun ve gerçekten bu işin aslında bir vizyon işi olduğunu, bu işin nasıl ki işte masayı yapan marangozun profesyonellik alanı masayı yapmaksa, sosyal medyanın da kesinlikle bir profesyonel alanı var. Yani bu alanın da bir ekibi var, bu alanın da bir ekipmanı, ofisi var. Bunları kabul edelim. İlk başta bunu kabul etmekle başlıyor her şey. Bunları kabul ettikten sonra kendimizi emanet edelim, güzelce anlaşalım. Zaten sonrasında sizin için gereken yapılacaktır. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür çalışmalarınızda, ederim. Kariyerinizde, başarılarınızın devamında. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, gerçekten dijital medya çok önemli. Bugün insanlar dijitalde geziniyorlar çünkü. Oralarda olmak lazım, oralarda da öne çıkmak lazım.
Nasıl eskiden kalabalık caddelerde dükkan açmak önemliyse, tabelanın güzelliğine kadar önemliyse, sosyal medyada o kadar önemli. Net dönüşler için biraz vakit vermek lazım bu işin profesyonellerine. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.